1970'lerde Türkiye'de Ses Dergisi'nin yaptığı harika bir yarışma vardı. Sinema yarışması, sinema yıldızları seçiyorlardı. Yıllar sonra o yarışma bir kere daha yapıldı. Sevgili Atilla Kalpakastan ve dergisinin önderliğinde sinema kraliçesi ve kralı seçildi. Alkışlarla Orhan Öztürk, Dilara Gülsün geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyoruz şimdi size? Bu seneki sinemanın kralı ve kraliçesi. Öyle mi? Evet. Evet. Aslında harika bir yarışmaydı. Bak geçen, önceki senelerde yıllarca Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, rahmetli Tarık Akan, bir alkış da ona gönderelim. Bir kere daha büyük ustaların hepsine. Bu sene de Avrupa ve Türkiye'de 1335 kişinin katıldığı bir organizasyon olmuş. Evet. Salih Güney, Vilma Elis, Şükrü Avşar, Ömür Gedik, Tamer Karadağlı, Engin Çağlar, Gönül Yazar hep jüri üyesi olmuşlar. Ve evet, sizleri de birinci seçmişler. Evet. Evet. Siz neler diyeceksiniz bu organizasyon için? Yani neler olacak bundan sonra hayatınızda? Bu organizasyon... Oh siz, siz, siz. Sizin etiketim. Bu organizasyon. Evet, peki bu organizasyon. 10 gün boyunca, her gün 15 saat boyunca oyunculuk eğitimi aldık. Toplam 65-70 saat boyunca bir oyunculuk eğitimiyle beraber performans sergiledik. Çok zordu bizim için. Bayağı bir zorlu bir kamptan geçtik. Harika. Ama yanımızda Atilla Kalpakaslan ve Ayçi Kuru çok destek oldu bu konuda. Mükemmel. Onlara da çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederim. Eğitim o kadar çok önemli ki, ben hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum, hı hı, hem de ayrıca de oyunculuk eğitimi, iki yandan da gerçekten insan eğitimle gelişiyor, yaşayıp görmek değil, kesinlikle eğitim diyorum ben bu evet, konuda. Evet, hepimiz onu diyoruz zaten. Buradaki arkadaşların vize yerine buraya geldiğine bakma, okullarına da gidiyorlar kendileri. Benim de sen, var. Sen nerede okuyorsun? Ben öncelikle size şunu takdim etmek hayır, istiyorum. Hayır, nerede okuyorsun öncelikle? Evet, bunu bir şey soruyoruz şimdi sana. Şimdi ben... Ver ver, hadi bana mı o? Evet. Evet. Bu size organizasyon. Organizasyon Komitesi'nin bir plaket, armağanı. Harika. Evet. Çok çok teşekkür ederiz onlara da. Şöyle koyayım. Evet. Sen nerede okuyorsun? Ben üniversite okumuyorum. Ben lise mezunuyum. Üniversiteye gidemedim. O yüzden ben kendimi bu yönde geliştirdim. Oyuncu. Evet. Oyunculuk eğitimi aldım. Harika. Onun dışında güzel bir yarışmaydı. Evet. İlk, yani şu anda sektörde tek. Biliyorsunuz hep modellik yarışmaları oluyor. Doğru. Doğru evet, söylüyorsun. Hep modellik yarışmaları oluyor. Modeller ekrana geçiyor. Bu bir sinema yarışması. Biz orada oyunculuk performanslarımızı gösterdik. Ama şimdi siz buraya seçildiniz diye hemen gidip de oynamayacaksınız. Hayır. Yani asıl hani... süreç bundan sonra başlıyor. Evet. Ne kadarlık bir eğitiminiz vardı? Yaklaşık olarak 6 ay bir oyunculuk sinema eğitimi alacağız. Evet. Ondan sonra inşallah... Kimdir dizileri izlersin? En sevdiğin oyuncular kimdir? Kadın erkek? Ben erkek olarak erkeklere örnek alıyorum. Barış Falay ve Rıza Kocaoğlu. Barış Falay benim ve Rıza Kocaoğlu. Evet, örnek evet, aldığım senin... kişiler. Bergüzar Korel. Bergüzar Korel diyorsunuz. Peki harika oyuncular seçtiler. Sen nasıl değerlendiriyorsun arkadaşını? Sen onu nasıl değerlendiriyorsun? Kamp boyunca hep tüm 14 erkek, 14 tane kız vardı. Hepimiz birbirimize destek çıktık. Ama Orhan yanıma geldi, dedi ki inşallah seninle beraber o podyumda yürürüz evet, birinciliğimizde de. Evet. Kalbi o kadar temiz ki. Yani bunu... Bunu yapmayın ya. Yapmayın. Harika. Ama öyle bir anlattın ki malzemeyi verdin zaten sen. Annelere babalara da buradan selam söyleyin. Ben bu öncelikle, sefer sende. Ben her konuda beni destekleyen, her zaman benim yanında olan aileme buradan çok selam söylemek istiyorum. Ve şu anda Gaziantep'te askerliğini yapmakta olan arkadaşım Fatih Alp'e buradan çok selamlarımı iletiyorum. Her zaman ailem, her kararımda destek çıktı bana. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Onlar benim gizli kahramanlarım. Burada şu an olduysam onların sayesinde oldum. Onlar iyi ki var ama... Sen eve döneceksin gibi bir hal var. Yani sen buradan eve gidersin gibi bir hal var. Yani. Evet, aynen öyle. Ama ya yine verdiler bu müziği şimdi. Ama bu müzik, aile müziği. Bunun o şeyle alakası yok. Evet. Daha... Her müziği üstüne alınma oğlum. Bazen de bana veriyorlar. Ben burada kendi kendime çeviriyorum ya.
Beraber bir filmde oynamak istiyor musunuz? İsterim. Ben şimdi yine malzeme mi isteyeceksiniz benden? Hayır ya, ben magazin programı değil. Allah Allah. Hayır, ister misiniz yani beraber filmde tabii oynamaz? Tabii ki. Peki. O zaman biz size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kraliçenize, kralımıza büyük bir alkış alalım. Organizasyonu bir kere daha tebrik ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim.